Yapacağım teknik. Çapraza geçtim. Ayağımı taktım ve atmak için girdiğimde evet güçlü bir rakipte geriye düşme durumunu hissettiğim an sadece küçük bir sol ayağımın yer değiştirmesiyle buradan Sotomayor Kombinin Harayboş gibi dönmesi çok önemli. Buradan iki halde alternatif teknik. Buradan sıkıştığımda diğer teknikten kurtuluş arıyor olacağım ve sonuca bağlayacağım. İlk olarak arkaya attığım tekniği göstereceğim. Üç ayrı herhalde. Bu. Rakibin üstüne bir adımlamalarla devam edip istediğimi almak. Taraftan göstereceğim. Şimdi diğer bir varyasyon. Rakibin güçlü bir bloğuyla karşılaştım. Girdikten sonra bir risk oluştu. Buradan küçük bir dönmeyle beraber. Pozisyon. Kendini rakibim ben geriye atmak istediğim için öne veriyor. Ve bu öne verdiğimi küçük bir hızlı bir dönüşle pozisyonu lehime çeviriyorum. Tekrardan aldım pozisyonumu, rakibimin içine istedim gitmeyi, rakibim daha blok çıktı, böyle dönüp bu ivmeden yararlandım. Ayak pozisyonları. Birinci girdiğimdeki aşağı doğru yavaş yavaş inip onu yere indirmek. İkinci pozisyonda indikten sonraki güçlü blokta dönüşteki hız. Buradaki hız ve incelik. Sotomayor'da anlatacaklarım bu kadar. İki ayrı varyasyon gösterdim bir tutuştan. Şimdi Kosuto Gaki'nin kilitlendiğim durumdaki yaptığım bir spesiyelimi göstermek istiyorum. Rakibim ve ben ikimiz bir kumikatadan ve bu sağ kumikataların, sol kumikataların karşılaşmasında çok çıkan bir örnektir müsabakalarda. Bu pozisyonda çok kilitlenir ve iki rakip de birbirinden açık arar. Bu açıyı oluşturmak için rakibimin karşısında dik dururken bu ayağımla birinci olarak ilk Kochimaki Komi'yi hatırladığımızda rahatsız etmek için kullandığım Kochi Dari, ikinci kullanacağım ise Kosuto Gaki için güçlü bir vuruş. Bundaki önemli şeyler rakibi kendime bu kontrolündeyken, çünkü rakibim de kontrolde, bu kontrolünü rakibimin düşüşündeki pozisyona çevirmek ve güçlü bir şekilde sol son vuruşu tamamlamak. Bu taraftan göstermek istiyorum ilk atışımı. İkimiz de tutuyoruz. Güçlü bir karşılıklı tutuş. Evet, ben yine yan duruyorum. Pozisyonum gereği küçük bir açış ve bu açışı yaparken zamanlama çok önemli. Bu zamanlamayla buradan rakibin beklemediği bir tarafta Kosuto Gaki. Atış yapıyorum bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Tutuş bu. Rakibim beni tutuyor. İkimiz de blokluyuz. Ve buradan küçük bir ayağın açışıyla zamanlamayla beraber güçlü bir vuruş. Vuruştaki koçumuzun yaptığımız
pozisyonu benzeri daha güçlü bir şekilde aşağı indirmek. Pozisyon buradayım. Açtım. Güçlü bir şekilde yere indirdim. Arka tarafa doğru yapıyorum. Pozisyondayım. İnce bir süpürüş gibi gözükse de bunda da sağlam bir vuruş gerekiyor. Buradan açık. Buradan üst kontrolünde de burada. Buraya kadar açtıktan sonra burayı tamamlayarak atış yapmam çok önemli. Çünkü bitirişte rakibimin güçlü pozisyondan çıkarttığım için istediğim düşüşü alamayabilirim. O yüzden bu kontrolü de eklemek, birleştirmek bu kombinasyonda çok önemli. Bu tekniği tekrardan size göstermek istiyorum. Benim alternatif tekniklerim, iki ayrı alternatif teknik gösterdim. Sıkıştığım pozisyondaki çıkarttığım Kostogake ve çapraz